yerinde bitiriyorsunuz. Oy veriyorsunuz, akşam sayılıyor. Ülkeyi 5 yıllığına kim yönetecek belli. Güzel bir şey değil mi? Efendim diyor, güven oyu yok. Kardeşim, 80 milyonun güven oyu mu var? 550-600 milletvekilinin güven oyu mu var? Milletin güvenini hesaba katmıyor, vekillerin güveni yok diye. Vekillere kim güven veriyor? Millet. Bakın, millet iradesinden başka iradelere ram olanın demokrat olmasına imkan yok. Bir kere demokrat olmayı öğreneceğiz. Demokrat olmanın yolu millete teslim olmaktır. Milletin kararına burun bükmemektir, dudak bükmemektir. Millet bugüne kadar hiç yanlış karar vermedi. Biz yanlış karar verdik. Bizim kararımızı da düzelten hep millet oldu. Bu milletin ne yapmaya kadir olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük. Bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi. Böyle bir asil milletin evlatlarıyız. Bunu asla unutmayalım. Dünyada başka bir millet yok. Amerika anlamıyor. Bu nasıl, bu darbeyi nasıl önlediniz? Avrupa şaşkınlık geçirdi. Ya bu darbe var mı yok mu, nasıl oldu? 3 gün sus pus, bir şey konuşmadılar. 4. gün dedikleri çok ilginç. Bu darbecileri fazla hırpalamayın. Peki 249 şehidin hesabını kim verecek? 2194 yaralı gazinin hesabını kim verecek? İşte seçim kampanyalarında yaptıklarını gördük. FETÖ, PKK baş üstünde her türlü imkan, parlamentoda dahil, televizyonlarda dahil, gazetelerde dahil kullandırıldı. Türkçe başlıklı gazete çıkardılar. Hayır verin diye. Gördük bunları. Ama biz evet kampanyasını yapamadık. Yaptırmadılar. Atlarıyla, itleriyle insanların üzerlerine sürdüler. Ne oldu? Vatandaşlarımız bir öncekinin çok daha üzerinde bir katılımla cevabını verdiler. Türkiye'yi kimse yönetmeye kalkmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil dostlar. Türkiye kendi işini yapacak kabiliyete gelmiş durumda. Savunma sanayinde yerli payını %24'ten 65'e çıkarmış. Türkiye bugün her şeyini yapacak güçtedir. Kendi kendine yetebilecek, istediği her ihtiyacını da görebilecek güce erişmiştir. Ben hayal anlatmıyorum. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Hayal anlatmıyorum. En büyük derken de ikinci büyük Atlanta 90 milyon. Bizimki 200 milyon. 2 katından fazla. Gerçekten büyük. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü havacılığın merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor. 70'lerde Amerika'ydı. 80'lerde Batı Avrupa, 90'larda Orta Avrupa, şimdi Türkiye. Türkiye havacılığın merkezi oluyor. Bunu tabii kıskanıyorlar. Gezi olaylarında dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Aynı anda Brezilya'da, Venezuela'da, Meksika'da da olaylar oldu. Oradaki sokaktaki insanlar
Nasıl protesto ettiler biliyor musunuz hükümetlerini? Kardeşim paraları çarçur etmeyin, yol yapın, köprü yapın, havalimanı yapın, vatandaşa, millete faydalı işler yapın. Bizde neydi? Havalimanını yapmayın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayın. Avrasya Tüneli'ni yapmayın. Hızlı treni yapmayın. Bölünmüş yolları yapmayın. Olur, baş üstüne. İşte bunları yaşadı Türkiye. Neyin üzerine yaşadı? IMF ile borcumuzu bitirmişiz. Türkiye 1876'dan beri en düşük faize gelmiş. %4.6. Büyük havalimanının ihalesini yapmışız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne başlamışız. 2 tane nükleer santralin anlaşmasını imzalamışız. Siz misiniz bunları yapan? Ortalığı birbirine kattılar. Ama orada da dik dur. Milletten aldığımız güçle dik durduk. Gereken cevabı da verdik. Vakit geç. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Diyeceğim şey şudur değerli dostlar. İzmir Türkiye'nin ilklerinin şehridir. İzmir Türkiye'nin batıya açılan penceresidir. İzmir ticareti bu topraklara öğreten şehirdir. İzmir istiklal mücadelesini başlatan şehirdir. İzmir bu mücadeleyi zaferle noktalayan ve cumhuriyeti kuran şehirdir. İktisat Kongresi'ni toplayıp modern Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin yol haritasını çizen şehirdir. Böyle bir önemli şehirdir. Bugünkü hali beni mutlu etmiyor. Açık konuşayım. İzmir bundan daha iyi durumda olması lazım. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Ama biraz el atın. Biraz destek verin. Buna ihtiyaç var. Marifet iltifada tabidir. Alıcısı olmayan mal zayidir. Biz marifetimizi göstermek istiyoruz ama iltifata da ihtiyacımız var. İltifatı da siz vereceksiniz. Değerli dostlar, bakın kaç senedir uğraşıyorum şu körfez geçişine. Babamın işi mi? İzmir'in işi. Kaç sefer ÇED'i mahkemeye verdiler. Kaç sefer engellediler. Ama nihayet inatta murat edip bitirdik. Her şeyi bitti. Bu sene ihaleye çıkacağız. Eğer biz bu işlere takılıp havlu atsaydık bu kadar hizmeti yapamazdık. Mücadele şart. Ama bu mücadelede ben İzmir'i yanımda görmek istiyorum. Yoruldum. Biraz destek. Değerli kardeşlerim, bu anayasa değişikliğinin her safhasında emeğim var. Detayını biliyorum, çalıştım, her şeyini biliyorum. Her sorunun cevabını verecek durumdayım. Bu bir kolektif çalışma ürünüdür. Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya geldik. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunu gördük ve bu çalışmayı önünüze getirdik. Esasen bu çalışma 67 yıldır Türkiye'nin gündeminde. Ama şartlar şimdi oluştu. Ve burada biz bir yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz.
sürekli güçlü iktidar çıkaran, istikrarı kalıcı hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İşin adı bu. Bunda ne tek adamlık var, ne padişahlık var. Tek adam nerede olur? Milletin oyla, seçimle getirdiği yerde tek adam olmaz. Partilerin seçime girdiği yerde tek adam olmaz. İki dönemden fazla görevde kalamıyorsan tek adam olmaz. Bunları doğru koymak lazım. Meclisin hem yasama hem denetleme yetkisi var. Seçilen cumhurbaşkanının, görevlendirilen bakanların meclise hesap verme mecburiyeti var. Mahkemelere hesap verme mecburiyeti var. Millete hesap verme mecburiyeti var. Böyle bir şey yok. Onun için söylenenlerin müthiş bir bilgi kirliliğine sebep olduğunu bilmenizi istiyorum. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın yarın bir araya geleceksiniz. Onu da dinleyeceksiniz. Dinleyin, kararınızı verin. Değerli kardeşlerim, doğrusunu isterseniz ben İzmir'in bir hemşehrisi olmaktan, milletvekili olmaktan, bu güzel şehre hizmet etmekten, sizlerle tanışmak, hemhal olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Keşke daha fazla bir araya gelsek. Daha fazla İzmir'i konuşabilsek. Hakikaten bu şehir her şeyi hak ediyor. İzmir olmadan Türkiye resmi eksik olur. İzmir Türkiye'ye lazım. Türkiye'nin yeri 34 İstanbul, 35 İzmir. Yeri burasıdır. Hedefimiz bu olmalıdır. Bunu başarabiliriz. Bunu birlikte başarabiliriz. Bunun için bize bugüne kadar destek verdiniz. Bu desteğinizin artarak devamını istiyorum. Çok şey istemiyorum. Bunları biz hizmet olarak misli misli yapacağız. Karşı çıkanlar da günün sonunda onlar da yaptığımız şeylerin ülkemize, İzmir'imize güzel işler olduğunu, güzel kararlar olduğunu görecekler. Belki zaman alacak. Ben ümitliyim, hiç ümitsiz olmadım. Bu şehrin milletvekili olmaktan da onur duydum. Ama son günlerde şehrimiz üzerinden, şehrimize hiç yakışmayan benzetmelerden de çok üzüldüm. Efendim bir tanesi çıkıyor, kendini bilmez bir adam. Evet, çıkarsa nasıl düşmanı İzmir'den denize döktük, onları da denize dökeceğiz. Sen kimsin ya? Sen kimsin? İzmir'i nasıl böyle bir işle yan yana getirirsin? Nasıl bu milleti denize dökersin? Bu millet pazar günü sana dersini verir. O zaman anlarsın. İzmir denize dökmez ama sandığa gömer. Bunu söyleyenleri sandığa gömer. Benim bildiğim İzmir bunu yapar. Bir tanesi de çıkmış İzmir milletvekili. Yazık. En galis küfürleri yapıyor. Böyle bir şey olur mu ya? İzmir güzel şeylerle anılması lazım. Bu şehri temsil edenlerin, bu şehrin itibarına, markasına zarar getirmeyecek
sorumlulukta insanlar olması lazım. Temsil kabiliyetleri olması lazım. İnşallah yeni sistem bunu da sağlayacak. Çünkü yeni sistemde artık milletvekillerinin daha özgür, özgüvenleri yüksek, bölgelerinde bilinen, tanınan insanlar olacak. Ismarlama olmayacak. Baraj tabii ki konuşulacak. Seçim kanunu da konuşulacak. Çünkü sistem kendisi istikrarı esas alıyor. Tek başına güçlü iktidarı esas alıyor. Bunlar olunca milletvekilinin asli görevi kanun yapmak, bölgesinin sorunlarının çözümüne daha fazla zaman ayırmak, yürütmeyle yasamanın erki yetkilerinin kesin olarak ayrılmasıdır. Sistemin güzelliği budur. İnşallah bu sistemle kaybedilen zamanları telafi edeceğiz ve ülkemiz çok değil, 10 yıl içerisinde iki elin parmaklarıyla gösterilen ülkeler arasına girecek. Bunun uzak bir hedef olmadığını lütfen düşünün. Türkiye bunu başarabilir. Bu sistem Türkiye'nin başını ağrıtan terör meselesini de kökünden çözecek. Bu yolda esasen çok ciddi ilerleme kaydettik. Bugün artık bölücü partinin adı bile okunmuyor. Doğu'da, Güneydoğu'daydı. Hakkari'de, Şırnak'ta, Bingöl'de, Muş'ta, her yerde, Ağrı'da, Iğdır'da insanlar bayrak elinde avazı çıktığı kadar bağırıyor. PKK kahrolsun, PKK kahrolsun. İki yıl önce orada bayrak çıkaramazdınız. Sesinizi çıkaramazdınız. Gelen siyasetçinin elini uzattığında elinizi vermezdiniz. Çünkü örgüt onları tehdit ediyordu. Bunlar bitti. İrade olmayan yerde idare olmaz dostlar. İrade vardır. Devlet iş başındadır. Devlet her tarafa hakimdir. Olması gereken de budur. Ben bu duygularla bir kez daha bu davetimize icabet eden İzmir'imizin iş dünyasının, İzmir'imizin ekonomisini ayakta tutan siz değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak. Hiç endişeniz olmasın. Rahat olun. Siz rahat uykunuzu uyuyun, biz nöbetteyiz. Hiç merak etmeyin. Tamam. Sayın Genel Başkanımıza, Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolu, yönü, istikameti millet olan İzmir'in evet dedi.